özel birisi olmak. Ben 79 doğumluyum. Benim gençliğimde özel birisi olmak demek televizyonda işte o dönemin Kral TV'sinde müzik kliplerinde falan görünen ve sokakta da çok rahat rastlayamadığın insanlardı. Dolayısıyla özel birileri ünlü birileriydi ve özel birilerine sevgi hayranlık bir arada duyulurdu. Yani çok böyle aşk, aşık olunurdu. Ama günümüzde Özel birisi olmak için bir un kapanında bir plakçıya veya işte bir yönetmene falan ihtiyacın yok. Özel birisi olmak o kadar kolaylaştı ki YouTube, Twitter, Instagram seni anında özel birisi yapıyor. Ha ne kadar yapıyor, ne kadar gerçek? Ben en gerçekçi YouTube'u buluyorum çünkü Instagram'da çok fazla abone, işte takipçi pardon beğeni ıvır zıvır satın alabiliyorsun. Bakıyorsun işte mavi tiki var bilmem nesi var daha özel. İşte onun 1 milyon takipçisi var ama yarısı sahte. Dolayısıyla özel birisi olmak demek insanların seni tanımasıysa çok kolay, çok saçma şeyler yaparak özel birisi olabilirsin o zaman. Daha dün birisi e, sosyal medyada Twitter üzerinden bir avukat beyefendi çok ağır bir küfür ederek özel birisi oldu. Şimdi özel birisi olmak konuşulmak demek değil. Özel birisi olmak demek, insanların sana saygı duyması, senin bir ortamda bulunmanı istemesi demek işte. O özel birisi nasıl olunur? Gelin bu videoda hep birlikte görelim. Hoş geldiniz. Özel birisi olmak çok da önemli değil. Yani sıradan birisi olarak da yaşayıp hayatını tamamlayabilirsin. Ama bazı insanlar için özel birisi olmak çok kolay. O yüzden bir zahmet dene. Yani kendi çevrende tanıdığın, hayatına giren arkadaşların, aşkın, sevgilin, annen, baban. Bunlar için özel olmak çok basit. Her insan bunu yapabilir. Ama spesifik olarak sadece birisi için özel olmak istiyorsan işte o gerçekten zor. Çünkü ilk başta özel ve ilgi çekici olmak kolaydır. O seviyede kalmak çok zordur. Dolayısıyla neden özel birisi olmak istediğin konuşmamız lazım. Bir, Herkes seni çok mu sevsin? 2- Bir arkadaş bir sohbet ortamına girdiğin zaman tanınmak mı istiyorsun, İyi odağı mı olmak istiyorsun? Bunun için akıcı sohbet etmek, sohbetleri yönetmek hakkında çeşitli videolar var. Açıklama bölümüne linklerini dizelim bak harika bunlar 200-300 bin, 500 bin, 700 bin izleyen videolar var aşağıda. Ama konu senin kendini özel hissetmeyi kabul etmen. Ya bu özel olmak için çocukluğumuz süper kahramanları örnek alır. işte uçabileyim, ne bileyim. Ben ben Iron Man'e bayılırdım. Demir adamdı. Çizgi romanında da öyleydi. Iron Man'e bayılırdım. Gazete e, sabah gazetesi bir gazete Milliyet mi ekinde verirdi ve en sevdiğim şey Iron Man'di. En kahraman çünkü daha gerçekçi geliyordu. Aşağı yorumlarda bir yazın bakalım sizin favoriniz kim? Ama bir insan için özel birisi olmakla bir toplum için ülke genelinde olmak apayrı bir şey. Bugün YouTube'da çeşitli fenomenler var. İşte Barış Özcan var, Enes Batur var, Damla Bediç var, Kerim bilmem ne var. Var da var gidiyor yani küfür ederek olan var. Bunların hepsi özel insanlar. Neden özel insanlar? Toplumun belli kesimleri onları sokakta görmeyi istiyor ya da kamerada görmeyi istiyor. Kitap <laughs> yazsınlar okuyayım istiyor. Yani bir şekilde Kör atın kör alıcısı var yani ne üretirseniz üretin. Herkes bir şekilde sizi seviyor. Dolayısıyla özel birisi olurken e, ikili bir yol ayrımına geliyorsunuz. 1- Tepkiyle, nefretle de özel birisi olabilirsin. 2- Sevgi ve saygıyla da özel birisi olabilirsin. Ben birinciyi seçeceğini düşünüyorum çünkü Youtube üzerinde sosyal medyada şey videoları var görürsünüz işte saltalık yaladım, çirkin sesler çıkardım. E bu iğrençliği izleyen insanlar da o kişiye milyonlarca abone ile aylık 15-20 bin dolarla para kazanarak özel birisi yapıyor. Bu adam özel mi? Özel. Yani ayda 60 milyar para kazandıktan sonra kendince özel. Umurunda değil toplum ondan nefret mi ediyor seviyor. Bunun küçük ölçekli versiyonunu üniversite öncesinde görürsün. Okulda bakarsın ki arkadaşların seni sevmesi, senin vücudun fiziksel özelliklerin güzel olmadığı için çok kolay olmuyor. Ben lisedeyken, ortaokuldayken, benim zamanımda ortaokul lise diye gidiyordu. Ee, çok çirkin bir çocuktum. <laughs> Şimdi de gördüğünüz gibi kovaç tatlıtuğu değilim ama çok çirkinim ve arkadaşlarım beni dışlıyordu. Yani görünüşümden dolayı. Türkçem çok iyi değildi. Ee, bir iki insan dışında çok çirkin bir ortamdaydım okuduğum okulda. Dolayısıyla dışlanıyordum. Dışlandığım için de bu sefer acaba ne ilginçlik yapsam da beni sevseler diye çabalıyordum hep. Sen de özel birisi olmak için daha üniversite öncesinde ya işte çok iyi geyireyim beni özel birisi sansınlar. Küfür edeyim özel bir, kabadayılık yapayım özel birisi olayım. Bu Kurtlar Vadisi gibi yapımlar bir dönem gençliği işte <laughs> deli yürek Kurtlar Vadisi böyle ayılık yapayım da kahramanlık yapayım sağ sola küfür edeyim sert olayım bilmem ne olayım kabadayı olayım beni özel bulsunlar diye düşünüyorduk. Ne anlamda özel olmak istersen iste. Hepsinin ortak gereklikleri var. 5-6 madde. Bir, Gündemdeki ve güncel olan bütün konuları bileceksin, şehir efsanelerini bileceksin, çeşitli ortak esprileri bileceksin ve bunları yapıldığında anlayacaksın. Sen yapmayacaksın. İnce göndermeler yapmayabileceksin sadece. Ama gündemde olan bir haberi hemen ya duydunuz eksözlükte şöyle olmuş, Twitter'da bu çok önemli falan filan konuyu sen açarsan o zaman özel birisi olmazsın. Zaten konuşacaklar. Senin sadece bilgin olsun ve fikrin olsun. Keskin ve net. 2. tarzın olacak gözlük, şapka, bir aksesuar, bir okuma tarzı, bir sergiye gitmen, bir kültür tarzın, bir şeylerin bir insanlar sana diyecek ki, ya işte Haluk şöyle bir insandır. Ya Haluk okur, Haluk işte sever, Haluk yalan söylemez. Bunlar da bir tarzdır. Yani psikolojinin de kişiliğinin de tarzı olmalı. Haluk bir şeye söz verdi mi gelir. Haluk asla gecikmez. Haluk hep o şapkayı takar. Haluk yazın bir yere gitti mi senin yanında sırıtmaz. Neden? Çünkü giyimde bile bir tarzın olduğu zaman seni bir yere davet etmekte çekinmezler ama sen her yere saçma sapan şeyler giyip geliyorsan ağzında <laughs> yüzünde şnorkel ayağında paletlerle gidiyorsan eğer ki akşam partiye ya da müzeye o zaman der Haluk geri gerizekalı götürmeyelim yanımızda yani şimdi onu beslemekle çişi, tuvalete çıkarmakla uğraşmayalım. Dolayısıyla lütfen bir tarzınız olsun o tarz her sene güncellensin. Bakın gelişsin diyorum, değişsin demiyorum. Yani bir sene inanılmaz derecede cool, ertesi sene sadece röpteşan kadehle gezen garip sapık bir tip olma. Çünkü Türk toplumunda görüyoruz bir sene adam aşırı derecede milli değerlere sahipleniyor. Ertesi sene bakıyorsun başka yerde. Dolayısıyla fırıldak bir karakteriniz olmayacak. Karakteriniz sabit olacak. Genel kültürün olacak. Genel kültür diye bir video çekmek istiyorum. Bak gerçekten söylüyorum. Genel kültür her şeyden bilmek demektir. Bak, her şeyde fikrin olması demek değil. Çünkü fikir sahibi olmak da bilmek apayrı şeyler. Fikir sahibi şu, sosyal medyaya bir göz atıyor. Aha. Bir konu buldu mu birazcık işte Google'da araştırma tamam diyor. Ben artık biliyorum. Ya kuantum fiziğini her seminerde söyleyeyim bunu. Kuantum fiziğini 20 dakikada anlattım. 20 dakikada kuantum fiziği. Bak beyni oranı da çok yüksek. %98 falan. Halen altına yorum bölümüne şey yazıyor. Kuantum fiziğini hocam çok uzun anlatmışsınız. Özeti yok mu? Ya kuantum fiziği arkadaş. 20 dakikada bunu ayıramıyorsan artık yaşama yani. Genel kültür olarak bunu 20 dakikada yut. Bu kanalda 3200 video var. Lütfen birazcık vakit ayır bir şeyler öğren. Öbüründen öğren, diğerinden öğren. Zaten YouTube üzerinde bir şey öğrenebileceğiniz 20 tane kanal var. Geri kalanı daha eğlenceli kanallar. E bu 20 kanaldan bir şeyler... Ya Serkan Kara İsmailoğlu dinleyerek bir şeyler katabilirsin kendine ortapya dinleyerek. E kendimi övmeyeyim şimdi. Ha burada bir şey dikkat edeceksin. Bazı insanlarsa özel insanlar olarak seçilmiştir. Ne demek istiyorum? Bazı özel insanlar çok fazla toplumu manipüle etmeyi sever. Bazı kanallar Amerikan hayranlığını bayılıyor empoze etmeye. Amerika şöyle muhteşem, şöyle muhteşem, Türkler şöyle kötü. Bakın ben de Türkiye'nin durumunu e, istatistiklerle rakamlara göz önüne koymayı seviyorum ama ben Amerika hayranlığı, İngiltere batı hayranlığı ya da İslam dünyası hayranlığı bir yerleri Türkiye'den üstün gösterip de oranın hayranlığını muhteşem göstermeye çalışmıyorum özel göstermeye ama bazı insanlar özellikle bunu yapıyor. Özellikle Amerika muhteşem, Amerika harika. İşte bunları da özel biri olmak için, rol model olarak ve genel kültür toplamak için örnek almayın. 4- Özel biri olmak istiyorsan konuşma süreni, konuşma tekniğini, etkili konuşmayı iyi bileceksin. Kısa konuşacaksın ve net konuşacaksın. Çok uzun konuşup yayarsan benim şimdi yaptığım gibi özel birisi olamazsın. Ve 5- Negatiflik saçmayacaksın. İnsanların neden yapamadığını olmaz o. Sana bir fikrini söyler olmaz. Niye gelsin ki senin yanına? Geliyor diyor ki ya şöyle bir tatil plan olmaz. Şu bölümü yazacağım. Olmaz, yapamaz. Şu işe gireceğim. Cık, sen o işi yapamazsın. Yapma bunu. Bunu yaptığın sürece insanlar için özel birisi değil, sıkıcı birisi oluyorsun. Bir daha da yanına gelmez. Nasıl yapabileceğini ve pozitif ihtimalleri negatif olabilecekler birlikte uyararak anlatman lazım. Hep bak onu yapmasaydın, bunu etmeseydin Allah cezanı verir, bilmem ne olur falan filan. E o da gider. Özel biri olmanın bir ortak isteği vardır. Gerekliliklerinden bir tanesi. Herkesin seni çok sevmesi imkansız. Türkiye bunun için çok zor bir ülke çünkü bölünme ve bölümlere ayrılma çok mümkün. Sağcı solcu, yeşil kırmızı bilmem ne falan filan hemen kemalist oluyor, Atatürkçü oluyor, öbürü bilmem ne. Çok hızlı bölünüyorlar. Dolayısıyla herkesin seni senin ben videolarda defalarca tarafsız kalmaya çalışıyorum diyorum ama bir konuda fikrimi söylüyorum. Senin rengin belli olduğu, sen bilmem ne yalakasısın, sen hükümet yalakasısın, sen hükümet düşmanısın. Olmuyor yani insanların seni sevmesi için pozitif olman lazım bir inançlı olman lazım ama dini inançtan bahsetmiyorum sadece. Kendine inanç, topluma inanç. Benim Türkiye'ye bir inancım var. Ben Türk toplumunun istatistiklerle bazı sorunu anlatıyorum ama çok güzel günler göreceğine inanıyorum. Senin de inançlı, pozitif, üretken olman lazım. Sırf yerinden fikir vererek ya işte şöyle olsa çok güzel olur. Evet. Böyle kahvede oturan dayı gibi olursan bu iş olmaz. Ben bugün kanalda çok rahat şunu söylüyorum. Videosu var. İngilizce öğrenin diyorum. E kanalda videosu, eğitim seti var bunun kanalda. 14 saatlik eğitim seti var. İspanyolca öğrenin kanalda videosu var. Din konusunda konuşurken şunu söyleyebiliyorum. Bugün açın lütfen Arapça öğrenin istiyorsanız, çok istiyorsanız. Mecbur değilsiniz Arapça öğrenmeye. Kanalda Marmara ana bilim dalından, Arapça ana bilim dalından hocanın çektiği eğitim seti var bedava. Parayla hiçbir yerde satılmıyor. Almanca var, Rusça var. Dolayısıyla üretken olacaksın ki insanlar fayda görebilirsinler. Fayda üretemeyip sırf eleştirirsen o zaman televizyondaki o spor programları var ya sabaha kadar maçı konuşuyor. Onlardan bir farkın kalmaz. Bakın bir kimlik edinmeniz lazım. Bir video çektik biliyorsunuz drama üçgeni diye. Şimdi drama üçgenindeki mantıkla bakarsak şöyle bir sıkıntı vardı. Bir rolün olmalı Hayattaki insanlar senin sevip saysın. Lider olabilirsin. Çok güzel, çok karizmatik olabilirsin. Yakışıklı, seksi. Çok şirin olabilirsin. İnsanlar şirin de sever. Ya da çok acınası ve kurban olabilirsin. Çok acınası ve kurban olduğunu da mı severler? Türk toplumu sömürülmeye çok müsaittir duygusal olarak. Bakın bütün toplum bana vuruyor. Küçük Emrah'ım acıların çocuğum abiler ablalar dedin mi sana sarılırlar. Şimdi o kurban rolünü iyi götürürsen evlenebilirsin istediğinle. Yıllarca aynı insanı sömürerek hayatına çöken insan var. İnançlı ve yönü olan insan olmanız da önemli. İnancı tekrar açıklıyorum. Dini inancınız sizi ilgilendirir. Türk toplumunda özel biri olacaksan özel biri olmanın dünya çapında olduğunu da bilmen lazım. Ve dünya insanı olmak Türkiye'de özel biri olmayı artık sağlıyor. Ne demek istiyorum bu kadar karışık bir cümleyi de? Eskiden Türkiye'de bir mahallede özel birisi olman yetiyordu işte. En uzağa çişini <laughs> yapan insan oldum mu insanlar ilginç buluyordu. En iyi topa vuran insan oldum ama internet bütün bilgileri o kadar hızlı getirdik artık attığım palavralara kimse inanmıyor. Ben Almanya'ya gittim. Şu oldu bu atma ziya diyorlar sana. Allah Allah boyu 10 metre. Aslanın boyu 10 metre mi? On ziya. 10 <laughs> metre değilse de 5 metre var. <laughs> ziya. Yani aslan kadar aslan. Ama şimdi internet sana anında gösteriyor ki dünyada öyle bir şey yokmuş. Sen dünyanın en mükemmeli değilmişsin. Eskiden dünyanın en yakışıklısı, en güzeli sendin. Şimdi artık alternatifler tüm dünyadan internet anında ayağına getiriyor. Bir grup için özel biri olmak inanılmaz zaman kaybıdır. Grubu doğru seçeceksin. Bak biz yıllarca Avrupa Birliği için özel olmaya çalıştık. Kendimizi değiştirdik. Şimdi Avrupa Birliği bizi almıyor ya da biz res çekiyoruz. Dolayısıyla hedefini doğru seçeceksin. Hangi grup için özel olacaksın? E, lise yıllarında lisede özel olmaya çalış. Boş. Üniversitede kimseye özel olmaya çalışma. Ama eğer sen üniversitedeyken iş hayatını düşünüp bir ne ilgi alanın içerisinde olursan mesela diyelim ki tenis oynamaya başladın, seyahat, fotoğrafçılık bu grupta özel bir olursan ömür boyu sana yeter. Yoksa üniversitedeki 3-5 patates için özel bir olmaya değmez. Şimdi son bölümü de bakalım. Biri için özel olmak. Burada 4 tane uyarım var. 1- bir, Özel biri olmaya çalışıyorsun ya onun için. O ne istiyor biliyor musun? Yani son sevgilisinin, son en yakın arkadaşının klonu, kopyası olmaya çalışırsan çok komik olur. Onun neyi sevdiğini bileceksin. İki, neyi sevmediğini de bileceksin. Ha kendinden o kadar feragat edip, karakterini o kadar eritip onun istediği kalıba dökeceksen o zaman bari doğru bil ona göre ki hiçbir insan içinde değmez bu söyleyeyim sana. Üç, onun istediği kişi olmak için eriyip yeni bir şekle dönüşeceksin ya bu Terminatör'deki gibi. Sorum şu sana. Ya sonunda seni bırakıp giderse, bu kadar emek çöpe giderse veya daha mantıklısını sorayım. Sen onun için değişip yeni birisi olmaya çalışıyorsun ya. Ya bu tarafta seni hiç değişmesen de özel kabul edecek birisi varsa ve dört bu kadar çaba gösteriyorsun ya o, o özel olmaya çalıştığın insan bunu anlayabilecek kapasitede mi? Sen elinden geleni yapsan da sendeki değişikliği hiç fark etmeyecekse değer mi onun için özel olmak için bu kadar rezil olmaya? Şimdi gelelim son taktiklere. Bunlar videonun asıl izlenme sebebi. Nasıl özel birisi olursun birisi için veya bir grup için de aynı şeydir. Bir, bir kere onun sınırlarını öğreneceksin. Ve sınırlarının dışında bir şey yaptıracaksın. Yani hayatında asla paintball'a gitmediyse götüreceksin. Hep aynı çevrede kalıyorsa, hep ne bileyim AVM'lerde gezen bir insansa, hep bir ne, araba erkekler için söylüyorum. Mesela sen bir hanımefendisin ve bir erkeği sınırının dışına çıkaracaksın. Hep yarışlara gidiyor. Hep sadece araba modifikasyon yapıyor. Al götür onu ne bileyim bir serin dere suyun içinde yürüt. Doğayı görsün. Zaten tabi ortamına çıkacağı için seninle birlikte farklı bir boyutu görür. Özel birisi olmak istiyorsan onun alanlarının içerisine alışmaya çalışma. Onu dışarıya çıkar konfor alanından. İki, çok önemli. Seninle geçirdiği zamanı bitiren sen ol sana doyamazsın. Yani bir masaya oturdum ve atıyorum menemen ve bulgur diye bir şey var. Baklava var. Çok güzel. 50 dilim baklava yersen ne olur bıkarsın. Ama iki dilim yersen ve üçüncüyü isterken sana vermezlerse işte o zaman baklava kıymete biner. 3. Senle ne zaman temasa geçerse buluşma, görüşme, konuşma, telefon hep yeni bir şey öğrenecek. Dünyasına hep artı bir şey katacaksın. Geldik en önemlisine özel olanın siz olduğunu anlayacak. Sürekli ona iltifatlar etmeyeceksin. Seninle çok mutluyum. Sen ne kadar sen, sen o kadar böyle dondurma gibi sürekli yala 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 pozitiflik saçmaya çalışırsan bütün rolü bütün payı ona biçersen yarın ertesi gün der ki ya buna ihtiyaç yok ben zaten muhteşemim. Diyeceksin ki biz güzeliz bak nereye geldik gördün mü? Seni nereye getirdim güzel bir yere geldik bak şikayet ediyordun ama şimdi mutlusun. Bunu beyinle yazacaksın. Beşinci madde. Beş çok önemli. Teşekkür etmeyi öğreteceksin bugün 2 yaşında, 3 yaşında çocuğa teşekkür etmeyi öğretmezsen ömür boyu bilmiyor. Aynı şekilde annesi nasıl onu öğretiyorsa, babası nasıl öğretiyorsa sen de sevdiğin insana teşekkür etmeyi öğreteceksin. Teşekkür etmedi mi musluğu kısacaksın. Senden sınırsız faydalanamamalı. Senden faydalandı, mutlu oldu, geziyorsunuz, tozuyorsunuz. Diyeceksin ki mutlu musun? Teşekkür ederim çıkacak ağzından. Minneti bilecek. Ve sonuncusu bu videodaki son tavsiye. Dolar kuru gibi kuru ayarlayacaksın. Eğer ki çok fazla Türk lirası basarsan Türk lirasının değeri düşer. Piyasada çok Türk lirası olduğu için dolar fırlar. Dolar o, Türk lirası sensin. Ha tam tersi eğer Türk lirası az olursa kendini aşırı kısarsan bu sefer ulaşılmaz olabilirsin. O yüzden lütfen istemediği şeyi verme, istemeden de verme. İsteyip bedelini ödemeye de hazır olsun. Bedeli de sana saygı sevgi olsun. Karşına başka bir şey isteme özel biri olmaya hazırsan bul bir kurban üstünde denemeye başla. Ben Enüktatar bir sonraki videoda görüşmek üzere.